Efendim Teknotacı'ya hoş geldiniz. Bugün hem klavye hem de mouse ile birlikte satılan MSI'nin Vigor GK30 Combo ürününü inceleyeceğiz. MSI'nin bu klavye ve mouse setini ayrı ayrı olarak da satın alabileceğinizi belirtelim. Fakat tabi normal olarak ayrı ayrı alınca fiyat biraz kabarıyor. Bu yüzden bu seti almak daha mantıklı. Lafı çok uzatmadan isterseniz ürünün kutu içeriğinden hemen başlayalım. MSI Vigor GK30 Combo klavye ve mouse ürününün kutu içeriğinde 1 adet MSI Cluj GM11 mouse, 1 adet MSI Vigor GK30 klavye ve ürünlere ait garanti belgesi ile kullanım kılavuzu çıkıyor. Kutu içeriği bu şekilde ve içinde başka bir şey çıkmıyor. Klavye ve mouse'un teknik özelliklerine de hafiften bir değinelim isterseniz. MSI GK30 klavyenin teknik özelliklerine baktığımızda ürün giriş segmentinde bir ürün olduğu için tabii ki çok fazla özellik beklemiyoruz. Öncelikle klavyenin mekanik olmadığını belirtelim. MSI GK30 klavyesinde mekaniğe benzetilmiş 3 parçadan oluşan pistonlu anahtarlar kullanmış. Klavyenin en dikkat çeken noktalarından bir tanesi de 12 milyona yakın tuş basma ömrüne sahip olması. MSI, GK30 klavyenin yaklaşık olarak 12 milyon tuş ömrüne sahip olduğunu belirtiyor. Vigor GK30 klavyede 10 farklı RGB efekt modu da mevcut. İsterseniz klavye üzerinden, isterseniz de MSI Dragon Center yazılımı ile RGB ışıklandırmanın ayarlamalarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Klavye üzerinde bulunan MSI logolu tuş ile de çeşitli fonksiyonlara kolaylıkla erişebilir. Aynı zamanda buradan da herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan RGB aydınlatmanın ayarlamalarını yapabilirsiniz. Kutu içerisinden ayrıca çıkan MSI GM11 oyuncu faresinde teknik özelliklerini vermeden geçmeyelim isterseniz. GM11'de MSI'nin giriş seviyesindeki bir oyuncu mouse'u. Bu oyuncu faresinde 7 farklı RGB renk modu mevcut. Hem MSI logosu hem de farenin alt kısmında bulunan RGB ışıklandırmalar geceleyin fareye güzel bir görüntü sağladığını söyleyebiliriz. Mouse'un DPI aralığı 400 ile 5000 DPI aralığında. MSI bu farenin 10 milyon tıklama ömrüne sahip olduğunu belirtiyor. Mouse'da 6 farklı tuş mevcut ve bu tuşla Dragon Center yazılımı ile de çeşitli fonksiyonlar eklenebiliyor. MSI Vigor GK30 RGB klavyenin tasarımına baktığımızda ise bizleri oldukça şık bir tasarım bekliyor. Klavye tuşlarının üzerindeki yazılar oldukça okunaklı ve kolay bir şekilde ayırt edilebiliyor. Numlak ve yön tuşlarının altında bulunan RGB şerit ise klavyeye ayrı şık bir hava katmayı başarmış. Numlak tuşlarının üst kısmında ise gerekli klavye bildirim ledleri yer alıyor. Klavyenin 10 farklı RGB modu mevcut. Bu modlar arasından geçiş yapmak için dilerseniz MSI Dragon Center uygulamasını kullanabilirsiniz. Dilerseniz de klavye üzerinde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. MSI GK30 klavye üzerinden RGB aydınlatmayı ayarlamak ise oldukça basit. MSI logolu tuşa basılı tuttuktan sonra yön tuşları ve yön tuşlarının üst kısmında bulunan tuşlar yardımıyla İstediğiniz RGB aydınlatmasını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Açıkçası yazılım olmadan klavyenin RGB aydınlatmasını ayarlamak güzel ve kullanışlı bir özellik olmuş diyebiliriz. Klavyenin alt kısmına baktığımızda ise bizleri 5 farklı bölgeye eklenmiş kaymaz kauçuk ayaklar karşılıyor. Özellikle klavyenin orta kısmına eklenen ayak sayesinde klavye masaya daha sağlam tutunabiliyor ve masada esneme veya kayma gerçekleştirmiyor. Klavye ile farenin kabloları plastik malzemeden yapılmış ve USB uçlarının da altın kaplama şeklinde olduğunu da belirtelim. Klavyenin en sevmediğiniz yönlerinden biri fazla ses çıkarması ve malzeme kalitesinin bir tık düşük olması. Klavyeyi elinize aldığınızda hafif bir gıcırdama sesi ve malzeme kalitesizliğini biraz hissedebiliyorsunuz açıkçası. MSI GM11 mouse tasarımına gelecek olursak GM11'de tıpkı GK30 klavye gibi şık bir tasarıma sahip. Diğer RGB oyuncu mouse'ları gibi fazla bir abartı tasarıma sahip değil. MSI logosu kısmında ve alt kısımlarındaki RGB aydınlatma oldukça başarılı olmuş diyebiliriz. Mouse simetrik bir yapıya sahip olduğu için hem sağ hem de sol el kullanıcıları için uygun. Vigor GK30 klavyede olduğu gibi farenin RGB aydınlatmasını dilerseniz MSI Dragon Center yazılımı ile, dilerseniz de mouse'da bulunan tuşlar ile değiştirebilirsiniz.
MSI GM11 tuşları üzerinde RGB aydınlatmayı ayarlamak için ise DPI tuşuna basılı tutun ve ardından scroll tuşuna basarak RGB aydınlatmanın efektlerini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. İleri geri tuşları ile RGB'nin yönlerini ve hızını, sağ tuş ile de ışık şiddeti gibi ayarlamaları kolaylıkla yapabilirsiniz. MSI GK30 Combo klavye ve mouse seti başlangıç ekipmanı için ideal bir seçim olabilir. Kullandığımız süre zarfı içerisinde bizleri üzmeyen ve parasının karşılığını veren bir ürün oldu. Eksi yönlerine gelecek olursak, başta da belirttiğimiz gibi malzeme kalitesi olabilir. Malzeme kalitesi bir tık daha iyi olabilirdi. Onun dışında klavyenin ve mouse'un ergonomisi, RGB aydınlatmanın başarısı ve tasarımı gerçekten başarılı olmuş. Fiyat konusuna gelirsek biz bu seti satın aldığımızda açıkçası güzel bir indirimle karşılaşmıştık. Bu indirim ile yaklaşık olarak mouse ve klavye setini 270 liraya aldık. Ürünün normal fiyatı ise 320-450 TL arasında seyrediyor. MSI Vigor GK Combo ürününü birlikte inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dileğiyle hoşça kalın.